masa başına çizilmesine, tasfiye ciddi bir tasfiye olmadı. Daha şimdi girdik bir tasfiye sürecine. Orta Doğu'daki olan bitenler, o Kafkas'a dikişimler. Tabii Osmanlı İmparatorluğu çok yönlü bir devlet. Ermeni'den bir mesaj var. Hayganuş Büyük Agopyan, Amerika'dan izliyormuş programı. Diyor ki programımızda pek çok doğrunun yanında yanlışlar da var. Bunlardan en önemlisi Ermeni Gregoryanların kilise kütük defterlerinin olmadığını söylemesi. 1915'te Anadolu'nun 40 kentinde Ermeni psikoposluk merkezleri vardı. Bunların hepsi o zaman hükümetine geçti. Onları açabilirlerse kişilerin isim isim ortaya çıkacağı görülecektir. Vallahi. Kars bölgesi defterleri de olduğu gibi Ermeniler Kars'ı boşalttıkları zaman beraberinde götürmüşlerdir. Bunları Erivan'da olduğunu biliyorum. Sayın Bardakçı'ya da selam ederim demiş Kevork Kagopyan. Kevork Bey'e çok selamlar. Kevork Bey İstanbulludu, Jamanak gazetesinden. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bazı belki kiliselerde vardır o ama genel bütün Ermenileri kapsayan bir defter yok. Patrik Hazretleri ile görüştüm, Patrikhane olmadığını söyledi bana. Kendisi peki bizzat, bu Kudüs'e yollanan defterler? Kudüs'e defter, gönderilen defter meclis defterleri bir kısmı. Yani burada da var onlardan bir kısmı. Yani buradaki Patrikhane'de, İstanbul'daki Patrikhane'de de Ermeni Meclisi'nin aldığı kararları itibaren defterler var. Cemaat defterleri var. Onlar var. Ama söylediğim cemaat defteri değil. Tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi vaftiz edildikten sonra kaydedilen defterler yok. Böylece nüfusu ortaya tam olarak koyamıyorsunuz o anlamda. Bir ara o Lozan görüşmelerinde bizdeki kayıtlara göre diye Patrikhane'nin bir şeyi vardı. 1.915.000 olarak gösteriyor Patrikhane söylüyor ama o cemaat defterlerine cemaat dayanarak defteri söylemiyor biliyorsunuz. Hocam burada diyorlar ki bilgilenmek için izliyoruz. İzleyiciden belgeleri esirgeyecekseniz siz kendi kendinize off the record devam edin. Biz de boş boşuna uykusuz kalmayalım diyorlar. Şununla ilgili az önce gösterdiğiniz belgeyle ilgili. Yok artık o kadarına kusura bakmasın. Evet yani. O belge pek gösterecek gibi bir belge değil. Yani bazı siz de gördünüz. Bazı şeylerin gösterilmemesi gösterilmesinden iyidir. Gösterilme zamanı vardır diyeyim. Bazı şeyler de gösterilmez. Ben gördüğümde pişman oldum. Arşiv genelde bütün dünyada arşivlerde bir özel bir şimdi yine başka bir link yollamış birisi. Linkin adresi burada var. Diyor ki Amerikan Nearest Relief'in 1921 tarihli raporu bu linktedir. Bu rapora göre 1.3 milyon Osmanlı Ermenisi 1921 yılı itibariyle hayattadır. Dolayısıyla Ermeni kayıpları ben de söyledim zaten. Birkaç yüz bini aşmaz diyor. Ben birkaç yüz bini aşmaz demek komik bir laf. Bir kişi bile olsa tabii, önemli bir kişi. Yani. Şunu merak ediyorum hocam. Bugün diyelim ki siz bir suç işlediniz. Veya biz üçümüz toplandık bir ortaklaşa bir suç işlemeye karar verdik. Çete kurduk buradan aldık Kalaşnikovları çıktık dışarıda sağa sola saldırdık. Hükümet şöyle bir karar alsa. Bunların ailelerini, analarını, babalarını, dedelerini, ninelerini, kim varsa hayatta bunları toplayalım, hayırsız adaya sürelim. Veyahut da işte ne bileyim Antalya'ya veyahut da Suriye'ye sürelim mesela. Bu doğru bir karar mı? Tabii ki değil. Peki niye böyle bir karar almış Osmanlı? Ama bakın bu kişisel bir hareketin sonucu değil. Örgütlenme var burada ve devletlerle işbirliği var. Az önce size gösterdiğim belgeyi okudunuz Bogos Nubar Paşa'nın. Yani İngiliz ordusundaki 8000 civarında ben biliyorum başka belgelerde yazıyor. Fransız ordusunun yarısına yakını Ermenilerden oluşuyor ve Fransa için ölen Ermeniler hakkında listeler tutulmuş. Bunun için anıtlar dikilmiş. Aynı şekilde Rus ordusunda 40 bin kişilik, bak Nazarbekov ve Andranik komutasında Ermeni vilayetlerin kurtuluşu diyor ve Van'ı gördüğünüz ne hale geldiğini. Şimdi organize bir suç var orada. Yani tek kişiden meydana gelmiş değil. Topyekun bir saldırı ve 23 yerde de isyan hareketinin olduğunu söyledim. Yani devlet savaş halinde. Biliyorsunuz uluslararası hukuka göre bir devlet kendisini tehlike altında ve tehdit olarak gördüğü bir unsuru başka bir bölgeye nakletme hakkına sahiptir. Bu kadar basit bu iş. Ama açık ve net olarak savaşan taraf olduklarını kendi ağızlarından söylüyorlar. Yani söylenecek başka bir şey yok ki. Şöyle söyleyelim. Eğer Ermeniler başarsalardı ve bir devlet kursalardı. Bugün yani Anadolu'da diyelim ki bir devlet kurmuş olsalardı. Bugün Ermeniler soykırıma uğradıklarını söyleyecekler miydi yoksa bunları kahraman ilan edip şehit ilan edip anıtlarını dikeceklerdi? Ben de o zaman başka türlü sorayım mesela şimdi aynı şeyi. O gün Ermeniler sizin dediğiniz gibi isyan eden Ermeniler başarılı olsalardı ve böyle bir devlet kurmuş olsalardı. Acaba bugün o topraklarda yaşayan ve Ermeniler tarafından öldürülen 500 bin civarında Türk için dünya kamuoyu ayağa kalkacak mıydı? Amerikan senatosu, Fransız meclisi, şusu busu Türk soykırımı için Ermenilerin özür dilemesini isteyecek miydi?
Tabii ki istemeyecek. Propaganda yapabilseydik olurdu. Ama biz bu işi yapamıyoruz. Ama Murat öyle değil mi? Şimdi 1992'deki Dağlık Karabağ bölgesindeki savaşı düşün. Oradaki insanların kafa tasları bilmem neleri bile kırıldı. Ölmüş insana kurşun sıkmışlardı. Şimdi o insanlar için Avrupa kırıldı kıpırdatıyor mu? Hocam o sırada Azerbaycan'da da millet birbirini yiyor. Hayır yiyebilir ama bakın ama bir insanlık dramı da orada yaşandı. Yani bunun için bugün öyle bir düşünce işte içinde olan var mı? Şeyini yapamadılar ki propagandasını yapamadılar. Ama burada şu var. Mesela 1878'den 1915'e kadar 40 tane Ermeni isyanı vardır. Şeyde yani biz bu propagandayı şey yapamıyoruz. Şimdi Ermenistan'da hiç Türk var mı? Peki onu düşünün. Hiç Müslüman nüfus yaşıyor mu? Şu an Ermenistan'da bir tane kalmadı. Erivan 1916'da %85'i Türk olan, Türk, Müslüman olan bir ülkeydi, şehirdi. Bugün bir tane kalmadı. Hani etnik temizlik deniyor ya, bizim Türkiye'deki canım, nereye gitti diyeyim. Diye. Anadolu'da da 1-250 varmış, 40 bin falan kaldı şimdi yani. Yok hayır ben bir şey demiyorum, bakın iki safhada anlattım. Fransızların işgali döneminde 215 bin Ermeni getirildi mi geri Çukurova bölgesine? Getirildi. 1921 Ankara Anlaşması'yla bunlar, Fransa çekilince bunlar ne yaptılar? Oradaydılar fakat kendiler gitmek istediler. Biz onlarla tekrar yaşayamayız diye Fransız savaş gemileriyle götürüldüler. Bu da kendi belgelerinde. Biz Türkiye'nin görüşü olarak hep böyle spesifik konulara şey yapıyoruz. Şu kadar Ermeni geldi, şurada şu ceza aldı. Mesele bu değil. Mesele Türkiye'de düşünüldüğünden çok daha büyük çaplı bir şeydir bu. Ve Türkiye bunu daha fark etmedi. Maalesef bunu fark etmedi. Dış basını bu sitelerini falan takip edince, ettiğiniz vakit ben takip etmeye çalışıyorum. Bambaşka bir şey var. Ne var? Biz kendi kendimize reklam yapıyoruz ve bu iş gittikçe büyüyecek. Biz bu kafada gittikçe büyüyecek bu iş. Bu resmi bir soykırım şeyine de gelir biz bu kafada gittikçe. Yani siz efendim Türkler şu kadar milyon Ermeni'yi öldürdü. İşte Mersiyegen büyük şey felaket. Felaket. Bunun bütün yaygarasının şeyinin yapıldığı dönemde, propagandasının yapıldığı dönemde, tarih kurumunun, Türkiye'nin resmi kurumunun önde gelen isimlerinden ve siz değil, hayır efendim bunlar Palavra'da 3000 kişilik toplam ölüm derse, bu ne bu kuruluş, ne bu görüş, ne bu şey ciddiye alınmaz. Sizin mahiyetinizdeki zatlardan biri demeç verdi, toplam Ermeni sayısı 3000 dedi. Yani sen alay mı ediyorsun etrafla? Ya, bu ciddiye alınmaz. Kendi kendimize reklam yapıyoruz. Bu işten yani gelir kaynağı oluyor bazı kişilere bu. Yani bu işten başlayıp emekli olanlar var bu devlette. Oradan buradan ya çıkan kitapları biliyorsunuz. Çamur gibi sarı şeyler işte katil Ermeniler Türkleri nasıl öldürdü? Ya mesele bu değil ayıptır artık. Ama şimdi burada hiçbir şey, bir şey var bak. Hocam Allah Türkiye, aşkına Türkiye'de Esad Uras'ın üstünde kim ne yazdı? Ermenice bilen tarihçimiz var mı biz? Ya Ermenice bilen yok. Tarihçimiz maalesef yok, yok. İşte. Peki kurum ne iş yapıyor? Ama Ermenice bilen tarihçi, bakın Ermeni belgelerini incelemesi için hocam, Ermenice bilen diyorsunuz. Ermeni belgeler açık değil ki. Efendim Ermenice bilen makul ciddi bilim adamına açılıyor bunlar. Niye açılmasın? O hayır bilim açık. Adamı nereden açılıyor? Kim açıyor? Ama işte bakın bir kişi ki gitti Ermenistan'da tutuklandı biliyorsunuz. Kudüs'e kimse sokulmuyor. Bosna'ya ben müracaat ettim 3 kişi. Ermenice bilen kişi de dahil olmak üzere ama izin gelmedi. Ama biz ne yapıyoruz? Neydi o Amerika'daki şey profesör? McCarthy. Justin McCarthy'yi bilim adamı diye ortaya koyuyoruz. Çok affedersiniz. Amerika'daki ismi truck driver'dır onu. Kamyon şoförü diye alay ediyorlar. Ya şimdi yani tabii bir takım propagandalar bana da inkarcı diyorlar. Yani sonuç olarak işlerine gelmedikleri ama, zaman bir takım şeyler yapıştırıyorlar. Tamam yani en büyük şeylerden biri sensin bu şeyde. Ama bu kadar büyük bir propaganda çalışmasına karşı hiçbir şey yapmıyoruz. Yani mücadele edelim, çürütelim falan filan demiyorum. Tabii ki o görevimizdir. Fakat ya bir şey yazalım edelim. Hala kendi kendimize yayın yapıyoruz. Ama hadi yok, gelen kitap. Peki şimdi Murat yok, öyle, öyle dedin. Şimdi sen herkese kavga edersen ben de sana geldim. Şimdi senin bu kitabın ciddi bir belge. Sana diyorum ki bunu niye yurt dışında yayınlamıyoruz? Ben kitaplarımı Türkiye için yurt dışında yayınlamak lazım işte. Bunu niye yayınlamıyoruz yurt dışında? Bakın öyle değil mi? Yani şimdi Murat öyle diyor ama benim bakın 2-3 tane kitabım İngilizce, Almanca yayınlandı hem de pek yurt dışında hocam, yayınlandı. Pek az ama hocam pek az. Pek az ama şimdi burada Fatih Bey bir mesele var. Yurt dışında yayınlamaya kalkıştığınız zaman